Bunu beyniniz olarak düşün. Yani yanlış anlamayın. Bu çöp poşeti unutkanlığımın sebebini buldum. Beyin diğerleriyle birlikte onu bu şekilde atıyor. Hepinize merhabalar ben Mecid Okutan. Çok güzel bir konuyla yine karşınızdayım. Akıllı telefonların yaşamımız üzerindeki etkisi ne? Bu bahsedeceğim etkilerden bazılarının farkında olabilirsiniz ama bazılarının değilsiniz. Hadi o zaman fazla bekletmeden videomuza geçelim en yakın arkadaşınızla sözleştiniz. Onunla buluşmaya gidiyorsunuz. Buluşma yerine vardınız, oturacağınız sandalyeyi çektiniz. Oturmadan önce selamınızı verip oturdunuz. E ne olacak şimdi? Ne konuşacaksınız? O sana ne anlatacak? Sen ona ne anlatacaksın? Başını telefondan kaldırdığın yok ki. Ne yaşadın da ne anlatacaksın? Hadi diyelim ki bir şeyler yaşamışsın. O yaşadıklarını anlatmadan önce bir telefonunu elini alacaksın böyle bir ekranı açacaksın kapatacaksın bildiğinin var mı yok mu sonra tekrar yerine indireceksin değil mi? Dünyayı kurtaracaksınız yani. Trump doları yükseltmeden önce sizden onay alacak ya bulunan doğal gaz için ikinci bir emri siz vereceksiniz. Sahi o telefonda ne var? Ne kadar önemli bir şey olabilir ki ya? Karşındaki insan hiççe sahip teknolojinin bu kadar esiri olabiliyorsun. Sen ya da siz dediğime bakmayın. Aynı şeyleri kendimin de yaptığını fark ettiğim için bu videoyu çektim. Adam sana böyle çok önemli bir şey anlatıyor. Böyle başında öyle bir şey gelmiş ki. İşte sana anlatıyor kardeşim şöyle böyle öyle heyecanlı heyecanlı anlatıyor ki. Tam en heyecanlı yerinde o bildirim geldikten sonra hani şöyle yapıyorsun ya. Bu hareketi yaptın ya. Karşıdaki fark etmedi değil mi? Hani böyle yaptın onu görmedi yani. Onu dinlemeyi bıraktın oraya baktığını görmedi. Bizzat kendim yaşadım ya. Böyle bir şey anlatıyorsun pat mesaj geliyor. Adam bir anda böyle mesaja bakıyor. Bir iki saniye okumaya çalışıyor falan. Bakıyor ki sen bir şey anlatıyordun. Hani onu böldüğünü fark ediyor, sonra tekrardan sana dönüyor. Bu 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 durum çok iğrenç bir şey ya. Yanlış anlaşılma olmasın ha. İğrenç olan şey o bildirim geldikten sonra onun aşağıya bakması değil. İğrenç olan şey aşağı baktıktan sonra sana tekrar dönüp, e ee kanka ne diyordun ya sen? Demesi. E durum böyle olunca sen o şeyleri anlatırken ki heyecanın kaçıyor, uçup gidiyor. Yani geriye o hareketten sonra ve o Adamın "E ee kanka ne yaptın?" dedikten sonra geriye kalan tek bir şey var. O da ruhsuz, cansız bir sohbet. O güzel sohbetin bölünme nedeni de ne biliyor musunuz? Ali Ayşe'nin fotoğrafına like attı. Ayşe'nin telefonuna bildirim geldi. O da kim like attı acaba diye bakarken sohbetin içinden geçti. Yani sizce değer mi ya? Değer mi böyle Güzel güzel konuşuyorsunuz. Adam sana heyecanlı heyecanlı bir şey anlatıyor. Onu bölmene değdi mi? Ben şu an 23 yaşındayım. Yani bundan bir 7-8 yıl öncesi kadar telefonlar fazla yoktu yani. Hani olsa bile bizim ilgimizi çekmiyordu. Bir ortama oturduğumuz zaman o sohbet çok güzeldi. Yani o sohbet öyle bir sarıyordu ki sohbetten kalktıktan sonra bir daha ne zaman oturacağız diye düşünüyorduk. Ama şimdi bir ortama geldiğimiz zaman ne zaman kalkacağız diye düşünüyoruz. Kalkıp gitsek de evde telefonumuzla baş başa kalsak. Bu bahsettiklerimi çoğunuz biliyorsunuz zaten. Farkındasınız. Farkında olup yaptığınız şeyler. Ama farkında olmadığınız ve yaptığınız şeyler de var. Çevrenizden sürekli ben çok unutkanım lafını duyuyorsunuz değil mi? Kanka unutmuşum ya. Hadi canım ya. Nasıl unuttum ben bunu ya? Töp. Ben bunu nasıl unutabilirim ya? Bu, bu unutulacak bir şey mi ya? Bu lafları çok sık duymaya başladık. Bunun sebebi ne dersiniz? Yine telefon. Akıllı telefonlar, sosyal medya, teknoloji. Ne derseniz, ne olarak aldandırıyorsunuz bilmiyorum. Ben kısacası telefon diyorum. Telefonun içindeki her şeyi diyorum. Nasıl ya? Ne alakası var abi? Ya kurban olayım. Ya şu sosyal medya, şu telefon artık bile bırakın ya. Ya ben orada geziyorum. Onun unutkanlıkla ne alakası var? Çok alaka, çok alaka. Her telefonu elimize aldığımızda bilgiye maruz kalıyoruz. Her taraftan böyle yeni bilgiler bir giriyorsun mesela Instagram'a, ana sayfaya girdiğin an işte şu şöyle yapmış, işte şurada şu varmış, bu varmış. Sürekli böyle yeni bilgiler, yeni bilgiler, yeni bilgiler. Telefonu aktif olarak kullanan biri ortalama günde 100-200 tane bilgiye maruz kalıyor. Ve sen her bilgiye maruz kaldığında okuyorsun ve beyin okuduğunu kısa süreli belleğe atıyor. Sen o bilgiyi o an okuyorsun ya, işine yarıyor sanıyorsun. Güzel bilgiymiş. İşe yarar. diyorsun ama aslında hiçbir işe yaramıyor okuduğumuz bilgilerin %99'unu hayatımızın merkezinde hiçbir yerde kullanmıyoruz. Yani kısacası sen beyne bilgi diye çöp dolduruyorsun. Ve bu çöpleri hayatının hiçbir yerinde kullanmadığın için beyin unutuyor onları tekrardan o kısa süreli bellekten dışarı atıyor. Belli bir yerden sonra sen sürekli bilgi alıyorsun ve bu bilgileri beyin sürekli dışarı alıyor ve bunu alışkanlık haline getiriyor. Bunu beyniniz olarak düşünün. Yani yanlış anlamayın bu çöp poşeti. Hani beyniniz çöp poşeti demek istemiyorum ama siz sosyal medyada gezdiğiniz zaman o kısa süreli bellek dediğimiz olay tamamen buna dönüyor. Enes Batur 7 milyar izlenmeye ulaşmış. E bundan bana ne? Ama beyin onu aldı. Alacak. Çünkü sen o an diyorsun ki işe yarar güzel bilgi. Ruhi Çenet bu ay 50 bin abone kazanmış. Barış Özden ise 60 bin abone. Bana mı kazandı? Ama beyin onu aldı. Alacak, mecbur alacak. İşte Amerika'nın bilmem hangi eyaletinde bir tane adam 20 tane kediyle yaşıyormuş. Ulan ben bunu hayatımın neresinde kullanacağım? Ama beyin onu alıyor işte. Diyor ki ha iyi bilgiyim sen o an diyor hop beyin onu kaptı gitti yani ah girdi içeriye. Sen beyni buna dönüştürüyorsun buna. Sonra bunun içine sen kendi işine yarayacak hayatının merkezinde kullanabileceğin bir bilgi atmaya kalktığında beyin diğerleriyle birlikte onu bu şekilde atıyor. Abi beyin bu ya. Sen ona ne verirsen o onu alıyor. Farkında değilsin ama sosyal medyadan aldığın ya da telefonu kullanırken o beynine giren saçma sapan bilgilerin aslında hayatının hiçbir yerinde kullandığın yok senin. Yani ben bir ortamda oturduğum zaman Enes Batur'un 7 milyar izlenmeye ulaştığını anlatsam bana ne faydası olacak? Anlatmasam ne faydası olacak? E demek ki sen 7 milyar hakkında tuttuysan sen de boş şeyler izliyorsun. İşte şimdi mi sıçtınız? Evet. Ben işte bunu yeni fark ettim. Bu bilgiyi öğrendikten sonra fark ettim. Demek ki benim unutkanlığımın sebebi buymuş. Sosyal medyadaki boş bilgileri kafama doldurmuşum. E, sürekli de doldurmaya devam ediyormuşum ve beyin sürekli atıyormuş onu. Hani olayın gerçek yüzü buymuş. Unutkanlığımın sebebini buldum. Aslında biz o bilgileri alarak hayatımızın merkezinde kullanacağımız bilgileri de yakmış oluyoruz. Kısacası kurunun yanında yaş da yanıyor. E ne yani şimdi Instagram'da gezmeyelim mi? Telefon kullanmayalım mı? Ya sen bunu istesen de yapamazsın zaten. Sen o telefonu istesen de indiremezsin. Sen o Instagram'a girmeyeceğim ben abi desen de hayat bir şekilde seni oraya itiyor. Hani çünkü devir, teknoloji devri sen istesen de istemesen de oranın içine giriyorsun. Sadece günde 10 saat harcıyorsan bunu 9'a indir. O bir saatte de sana faydası olacak şeyler yap. Mesela kitap oku ya da ne bileyim spor yap. Buna benzer şeyler sana faydası olacağını düşündüğün şeyler yap. Yeter ki oraya ayırdığın süreden bir tık kısıp sana faydalı olacağını düşündüğün şeylere yönel. Telefonun ve teknolojinin iyi yanları da var tabi ki ama iyi yanlarını anlatmaya gerek var mı? Bence yok. Zaten telefonu elimizden düşürdüğümüz yok. Bir de iyi yanlarını anlatırsam az önce ne anlattıysam hepsi boşa gider. Müptelası olduğumuz bu şeyin iyi yanlarından bahsedersem İyi yanları size daha cazip gelecek, kötü yanlarını görmek istemeyeceksiniz. Çünkü sürekli kullandığımız bir şey. Artık bu alışkanlık haline gelmiş. Diyeceğiz ki ha iyi yanları da var. Bak iyi yanları şöyle, iyi yanları böyle. Onu görmek isteyeceğimiz için kullanım 11 saatse 12 saat, 13 saate çıkmasına hiç gerek yok. En azından kötü yanlarından bahsedersek kullanımı bir tık indirmiş olabiliriz. Kullanım azalsın ki beynimiz gereğinden fazla boş bilgiye Maruz kalmasın. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Haftaya Salı yine aynı saatte burada görüşmek üzere.